Herkese merhaba. Kehanet filmini büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Filmdeki karakterler bilinmedik bir zaman kapsülü bulurlar. Ve sonrasında... Peki sakin olun, spoiler vermeyeceğiz. Ancak zaman kapsülleri sadece filmlerde gördüğümüz bir durum değil. Gerçek hayatta ve dünyamızın bazı yerlerinde karşılaştığımız bir şey. Bugünkü videomuzda insanlık tarihimizin karşılaştığı zaman kapsüllerini derledik. Haydi hep birlikte izleyelim. Medeniyet kripti. 1940 yılında Okol Torp Üniversitesi'nden bilim insanları Medeniyet kripti adında bir zaman kapsülü yapmışlardı. Bu çağın tarihi belgeleri, mikrofilm hatta günlük araç gereçleriyle dolu gizli bir kapsül. Bu arada açılması 8113 yılında bekleniyor. Bu zaman aralığında gezegenimizde kimlerin yaşayacağını hayal etmek biraz zor. Medeniyet kriptinin yapımı neredeyse 4 yıl almıştı. Ayrıca bu kapsül modern zamanımızın en yararlı zaman kapsülü olarak kabul edilmiştir. Bu fikir ilk olarak Tutankamon'un mezarından esinlenen üniversite rektörü Tom Jakob'dan çıkmıştır. Zaman kapsülünün içine ansiklopediler, tarihi kitaplar, çeşitli bilimsel çalışmalar, hatta o zamana ait gazeteler bile yerleştirmişlerdi. Komik gelebilir belki ama bilim insanları zaman kapsülünü 6000 yıl sonra bilim insanların İngilizce öğrenebilir ihtimaline karşı özel bir İngilizce eğitim seti bile yerleştirdiler. Ancak kriptin içerisinde sadece önemli şeyler de bulunmuyor. Aynı zamanda bir takım yapay tırnaklar, yapay kadın kafası, bir tane plastik kuş, farklı cinslerden iki tane plastik manken, pipo, bir düzine oyun kartı, hatta bir tane de Donald Duck oyuncağı gibi garip şeyler de bulunmakta. Yani kripte koyulması için bu itemleri seçenlerin hangi kafayla ya da ne amaçla koyduğunu biz de bilmiyoruz. Burbank Zaman Kapsülü. Günlük hayatınızda işten eve, evden işe gidip gelirken aslında gizli mesajların üstünde yürüdüğünüzü hiç aklınızın ucundan bile geçirmemişsiniz. Gerçekçi gelmeyebilir ama Larry Harnish isimli bir vatandaş, Burbank şehrinin Mognalia Köprüsü'nde bir zaman kapsülü keşfetti. Bulunan bu kapsülün 1959 yılına ait olduğu açıklandı. Açılmasının da 2009 yılında yapılması planlandı. Bu arada Burbank'ın televizyon ve film endüstrileriyle meşhur olduğunu belirtmekte fayda var. Belki de bu yüzden zaman kapsülü şehrin birçok film yapımcılarına konu olmuştu. Bunun yanı sıra insanlar kapsülde gelecek ile ilgili yazıların olduğunu tahmin ediyordu. Bu çıkarımlara göre 2009 yılına kadar kaldırımlarda yürümek ve yeraltı nükleer güçlerinin Amerika'da olması bekleniyordu. Aslında zaman kapsülünün yapımcıları bir nevi haklı çıktılar. Hatırlarsanız hava yollarındaki yaya kaldırımları işinizi kolaylaştırıp size zaman kazandırır. Çıkarımların doğru olduğunu sanırım zamanla göreceğiz. Gezgin altın kaynakları. En mükemmel zaman kapsüllerden biri olan bu kapsül, gezegenimizden tam 12 milyar mil uzaklıkta. Olay şu ki 1977 yılında altın bir plakayla beraber gezgin uzay aracı uzaya yerleşti. Altın plakada dünya dışı yaşam ile ilgili mesajlar bulunmaktaydı. Bu muhteşem kapsül sadece bilimsel veriler de içermiyor. Ayrıca gezegenimizden fotoğraflar, insanların ve hayvanların resimleri ve hatta bunların anatomik yapıları, dalgaların sesleri, yaprakların hışırtısı, farklı hayvan sesleri, kuşlar, 58 tane dil, hatta dünyanın her köşesinden folk müzikleri, Louis Armstrong'dan caz müzikleri dahil Amerikan Başkanı Jim Carter'ın bir mesajı bile bulunmaktaydı. Jim Carter'a göre dünyamız bir gün felakete sürüklenirse bu felaketten kurtulup evrensel bir medeniyete birleşecekmiş. Ayrıca Jim Carter bu altın plaka dünyadan çok da uzakta olmadığını, dünyadan resimler, bilimsel veriler ve buna benzer birçok içeriği barındırdığı için insanlığı kurtaracak nitelikte olduğunu söylüyor. Bunun oldukça garip geldiğini biliyorum. Ancak tarihimizde doğru söyleyen ve farklı düşünen birçok bilim insanı toplumdan dışlanmış ve öldürülmüştür. Bunu göz ardı etmemekte fayda var. Yine de uzaylıların bir gün gezgin adlı bu uzay aracını bulmalarını umuyorum. 1908'den bir paket. 2017 yılında Missouri adlı şehrin Amerikan yerlileri, yakınlardaki bir okulda bulunan ve 1908'den kalan bir zaman kapsülü açtılar. Ancak yerliler yüzyıldan fazladır gömülü olan bu parselin sıkıca dikili olduğunu görünce oldukça şaşırdılar. Bu okuldaki öğrencilerin 100 yıl önce kimseye çaktırmadan bu kapsülü gömdüğü sonradan ortaya çıktı. Ancak içerisinde oldukça sıradan şeyler vardı. Parselin içinde el yazısı, at şeklindeki bir yüzük, kolyeler, ıvır zıvır.
Kapsülden büyük ihtimalle çocukların ailelerine ait birkaç yazı da bulunmuştur. Büyük ihtimalle onlar da bu işi yaparken oldukça eğlenmiş. Bugüne ait yazılar günümüzde bir müzede saklanıyor. Steve Jobs'ın Zaman Kapsülü. 1983 yılında Aspen Uluslararası Dizayn Konferansı'na ev sahipliği yaptı ve katılımcılardan biri de Apple'ın ünlü kurucusu Steve Jobs'tı. Konferansın sonunda herkes bir zaman kapsülü yapma konusunda ortak bir karara vardı. Böylelikle gelecek nesillere bir mesaj bırakabileceklerdi. Kapsülün 2000 yılında açılması planlanmıştı. Ancak 10 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen açılmadı. Çünkü biliyorum kurnazca duruyor. Ama kapsül sadece kayboldu. Ancak National Geographic araştırmaları sonunda buldu. Şimdi Apple'ın babası bizim için neler yazmış bakabiliriz. Kapsül 13 metre uzunluğunda bir küpü andırıyor. Ve görünüşe göre konferans katılımcıları elle tutulur her şeyi içine atmış gibi. Robin küplerinden magazinlere kadar her şeyi. Şimdi gelelim Jobs'ın ne bıraktığına. Eski bir mouse. Evet, yanlış duymadınız. Steve Jobs'ın konferans sırasında kullandığı bir mouse. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.